Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseyi al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. E, Kongre üyesi McHenry arkadaşlar, Patrick McHenry. Özellikle biliyorsunuz, Stable Coin Yasası söz konusuydu. Önceki videoda konuştuğumuz mevzu, e, özellikle USTC'den de kaynaklı olarak çıkan ve USTC'yi de dahil eden. 2 yıl boyunca stable coin'lerin ABD tarafında yasaklanması e, yasa tasarısıyla alakalı konuştu ve dedi ki ister şimdi ister sonra çıksın yine de uğraşmak zorunda kalacağız. Yani e, açık bir şekilde diyor ki aslında ya bugün çıksın ya yarın e, ancak bununla alakalı e, görüşlerimiz ve durumumuz sabittir ve bu gerekli olandır demeye getiriyor. Hani e, açıkçası diyor ki şu anki bu yasa tasarısı geçmese bile bunun türevlerini karşınıza koyacağız. E, nitekim bu konuyu bırakmayacağız. Gerçeği kabul edelim ve mükemmelliğe ulaşamayacağımızı anlayalım diyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Tabii bu da bir bakış açısı yani mükemmelliğe ulaşamamak. Biliyorsunuz algoritmik stable coinler de tabi bu videoda uzun uzun anlatmayacağım. Anlattığım videolarda oldu. Aslında budur yani yeni teknoloji ve en iyiyi hedefleyen bir şeydir. Fakat Kendilerinin görüşü odur ki bu mümkün değildir. Yani mükemmelliğe ulaşma konusunda gidilen yolda fazlaca risk olduğu münasebetiyle e, algoritmik stable coinlerin yasaklanması gerektiğini savunanlar arasında Patrick McHenry arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşçakalın.